Birikim Uzaktan Eğitim Merkezi, Birikim TV online derslerine hepiniz hoş geldiniz. İngilizce 2. sınıf dersimiz Our Hobbies ünitesiyle devam ediyor. Bu ünitede çok güzel bir şarkımız var karşımızda. Peki, hobilerimiz nelerdi? Önce onları bir hatırlayalım. En baştan bakalım, painting vardı, table tennis, badminton, hockey, basketbol, baseball, taking photo, playing guitar and painting, yes we said. Okay. Peki, şarkımızda bazı hobilerimiz için iki tane kalp var ama bazıları için de bir tane. Bu da bize bir tane kalp için I like dediğimizi gösteriyor. Yani beğeniyorum. Ama iki tane kalp gördüğümüz yerde de I love demiş oluruz. Yani daha çok seviyorum. Ne varmış? Fishing, flying kites, riding bike, hockey, where's hockey? Yes, here's it. Painting, running, belki de değil mi? Running for a train, treni yakalamak için koşuyor. Tennis, cleaning my dad's car, wow. Taking photo, swimming, driving a car, cooking, playing guitar, and that's it. Ah, this one is flying in a plane. Okay, o zaman dinleyelim bakalım. Book, page 73. Bunları gösterelim. Listen and point. Okay. Sing. I love fishing, I love flying kites, I like taking photos, I like riding bikes, I love fishing, bidum 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 bidum. I love swimming, playing hockey too, and I love painting with the color blue. I love swimming. I don't like driving or flying in a plane. I don't like cleaning shoes. I don't like running for a train. Be dum be dum hoo be doo. I don't like cooking or playing the guitar. I don't like badminton or cleaning my dad's car. Çok tatlı bir şarkıydı. Bence şarkıyı dinlerken aynı zamanda bunları da gösterebilmemiz gerekiyor. Bir tekrar bakalım. Fishing, flying a kite, swimming, driving a car, flying in a plane, cooking, playing guitar, taking a photo, riding a bike, playing hockey, driving with the color blue, en sevdiğim mavi renkle boyamak, cleaning the shoes, running for the train, playing tennis and cleaning the car. Okay. Peki, bunları yapmayı seviyor ve sevmiyor sorularımız için kalbin üzerine çarpı yapmışlar. Demek ki onlar yapmayı sevmediği aktiviteler, hobileri. Neymiş mesela? I don't like driving. Araba sürmeyi sevmiyor. I don't like cleaning shoes. Ayakkabıları temizlemeyi sevmiyor. I don't like running for a train. Treni yakalamak için koşmayı sevmiyor. I don't like cooking. I don't like badminton or cleaning my dad's
car. I don't like it. Ama I like dediği şeyler, I like riding bikes. Tek bir kalp olan şeyler. Ve son kalan da I love. Yani iki tane kalpli olanlar. I love fishing. I love flying kite. I love fishing again. I love swimming. I love painting. And that's all. We're good. And we move on with the next page 74. Okay, Monty's phonics. Bakalım phonics kısmımızda bugün hangi harflere yoğunlaşıyoruz? Kelimelerimiz king, sing and morning. N ve G harflerine dikkat çekmiş. Bakalım cümlemiz the king sings in the morning. N ve G harfinin sonunda biraz daha bastırarak okuyoruz. Bakın dinleyelim bir de. Pupil's Book, page 74. 8. Monty's Phonics. Hi, I'm Monty. Repeat after me. Ing. Ing. King. King. Ing. Ing. Sing. Sing. Ing. Ing. Morning. Morning. Yes. The king sings in the morning. Yes. Okay. N ve G harflerine yoğunlaştık. Biraz daha böyle gırtlaktan geliyor. N, G harfini bastırarak güzel güzel söylüyoruz. Okay. Peki, burada bazı sorularımız var. Bu sorularımızı yanımızda abimiz, ablamız varsa veya annemize, babamıza, hiçbiri yoksa da kendimizi düşünüp cevaplayacağız. Bakalım neler varmış. Ben de örnek olsun diye kendim için cevaplayacağım size. Okay. Do you like playing basketball? No, I don't. Peki, ben basketbol oynamayı seviyor muyum? No, I don't. I don't. Okay. Yes. Okay. Second question. Do you like reading? Yes, I like reading. Ama bu sefer ben kitap okumayı çok sevdiğim için I love reading diyeceğim. Yes, I love reading. Yani bunu iki tane kalple cevaplamış olduğumu düşünün. Okay. Buna da kalbimize çarpı koyduk. Do you like fishing? No, I don't. No, I don't. Okay. Do you like playing tennis? Do you like? Belki sizler seviyorsunuzdur. But I don't like. No, I don't. Okay. Do you like painting? Yes, I like painting. Yes, I do. Buna da bir tane kalp yapıyorum. Okay, last question. What is your favorite hobby? En sevdiğiniz hobiniz ne diye soruyor. Benimki reading. Ama reading için zaten cevap verdiğime göre o zaman bu soruya ben swimming diyorum. I love swimming. Yes,
Yanına da iki tane kalp yapıyorum. Okay, my favorite hobby is swimming. Bu şekilde de yazabilirim. Okay. My favorite hobby is swimming. Very good. Okay. Benim cevaplarım bu şekilde. Siz de kendi cevaplarınızı yazmayı unutmayın. Okay. Now, pupils book'a bakalım bir de. Okay. Burada da doğru veya yanlış olanları önce dinleyip sonra işaretleyeceğiz. Activity book, page 72. 5. Listen and tick or cross. 1. She likes carrots, ice cream and cake. Likes. 2. Okay. He doesn't like taking photos or riding bikes. He likes swimming. Okay, ne söylediğini tekrar söylüyorum. Önce başta birinci resmimizde she likes carrots. Like dediği için ben de tik koyuyorum oraya. Ice cream and cake. Hepsini seviyormuş. Ama ikinci seçeneğimizde he doesn't like taking photos, o zaman çarpı koydum, and riding a bike, but he likes swimming. Swimming'e de tick koydum. Okay. Number 3. He likes playing hockey. He doesn't like playing table tennis or badminton. 4. Okay. He likes playing hockey. Hockey oynamayı seviyor ama masa tenisiyle badminton'ı sevmiyor. Onlara çarpı koydum. Hockey'e de tik koyduk. Okay. She likes painting and reading. She doesn't like playing the guitar. Okay. She likes painting and reading. But she doesn't like playing the guitar. Gitar çalmayı sevmiyor ama okumayı ve resim yapmayı seviyor. Okay. Very good. And now we write about us. Yine kendimizle alakalı bazı şeyler yazacağız. Bakalım neler sormuş. My name is, önce ismimiz. Sonra yaşımız. And my hair, saçınızın rengini sormuş. My hairs are blonde ya da brunette. Okay, my favorite toy is, en sevdiğiniz oyuncağınız. I like, favori hobiniz. I like swimming. I like reading. I like riding a bike. I don't like, peki sevmediğimiz şeyler arasında neler olabilir? I don't like hockey. Or I don't like table tennis. Mesela. Okay. I love. Peki ya, daha çok yapmayı sevdiğimiz bir hobimiz. And my favorite hobby is. Favori hobimizden de bahsedeceğiz. Ve bunları ev ödevi olarak yazacaksınız. Okay. And we move on. Buraya da yapmayı sevdiğiniz aktiviteleri çizebilirsiniz. Okay. Bakalım. Bir tane parkta bir sürü oyunlar oynanıyor. Ama bu oyunlar çeşit çeşit. Bakalım hangileri var? Bu sorulara göre cevaplayacağız. Hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Örneklerimize bakalım önce. Example. Two boys are playing hockey. Bakalım doğru mu? Hockey oynayan İki çocuk varmış. Yes. Cevabımız var burada. A girl is playing tennis. The answer is no. Çünkü tenis oynayan a girl and a boy, iki kişi var. O yüzden bu cevabımız yanlış. Devam edelim.
A boy is wearing a black t-shirt. Siyah t-shirt giyen bir tane çocuğumuz varmış. Bakalım nerede? Here it is. He is painting, değil mi? Siyah t-shirt giyen çocuğumuz painting, çizim yapıyor. Bizim siyah tişört giyen çocuğumuzu bulduğumuza göre birinci cevabımız yes. Bir diyelim. İkinci cevap, ikinci sorumuza bakalım. Number two. Two boys are playing table tennis. Correct. Vay, doğru değil mi? Two boys are playing table tennis. Yes. Number three. A tall girl is playing basketball. A tall girl is playing basketball. Yes. Number four. The boy under the tree is playing the guitar. Bakalım. Burada gitar çalan birini göremedik. O yüzden bu cevabımız hemen yanlış. Peki, the boy under the tree dedi. Ağacın altında. Under the tree is painting, değil mi? Resim çiziyor. Ama biz buraya sadece no diyoruz. Çünkü gitar çalmadığını söyleyeceğiz öncelikle. A girl in a white skirt is playing badminton. Badminton oynayanlar. White skirt. White skirt beyaz etekti değil mi? A white skirt demiş. Ama this girl, bu kızın üstündeki black skirt. O yüzden bu cevabımız da no. Okay. Very good. And we're done. Next page. Okay. Ve Montes Phonics'te gördüğümüz NG harflerini alıştırma yapalım. Bakalım neler söylüyor. Dinleyip eşleştireceğiz resimlerimizle. Activity book, page 74. 8. Listen and match. 1. A long dog. 2. The boy's eating. B. 3. She's singing a song. D. 4. The king's reading. A. 5. She's painting. Okay. Okay, bakalım neler yapıyorlar. A king is reading. King is reading. Siz de tekrar edin ve bu harfleri söylerken alıştırma yapalım birlikte. The boy is eating. A long dog. She's singing a song. And she's painting. Very good. Thank you. Bakalım burada bu nesneleri metnimize yerleştirelim. Hello. I'm Tom. Now I'm at school. I'm playing. Acaba ne oynuyor olabilir? Burada tek oyun tenis. O zaman yazalım. I'm playing tennis'ten devam ediyorum. I'm playing
tennis. I'm wearing, giydiği bir şeyden bahsediyor, a red and white t-shirt. I'm wearing a red and white t-shirt. T-shirt. Okay. I like doing sport. Spor yapmayı seviyor. For lunch today, I've got some. Ne varmış yemekte? Chicken and an apple. Very good. For lunch, yazalım. Today, siz de takip edin. I've got some chicken and an apple. Very good. I like having lunch at school. Okulda yemek yemeyi seviyor. Peki buradan neleri işaretledik çocuklar? Resimlerdeki hangilerini kullandık? Ne dedik öncelikle? I'm playing tennis dedik. I'm wearing a red and white t-shirt. And long blue trousers. Unuttuk bunu, pardon. Hemen yazalım. T-shirt'ın yanına şurada and white t-shirt and long blue trousers. Şuraya trousers diyoruz ve trousers'ımızı da burada kullandık. Şuraya yazdım. And long blue trousers diye. Okay. I like doing sport. Okay. I like doing sport. For lunch today, bugünkü yemeğinde, I've got some chicken and an apple. Okay. I like having lunch at school. Okulda yemek yemeyi seviyor. Peki. Now. Neler yaptık? Tekrar ediyoruz. Tekrar ettiğimiz Montes Phonics'ten NG harflerimiz, yaptığımız sporlar, hobilerimiz ve ne dedik? A long dog. Number one. The boy is eating. She is singing a song. The king is reading. And she is painting. Very good. And we had a red and white t-shirt, playing tennis, long blue trousers, chicken and apple. And we are at school. Okay, çocuklar. 72. sayfamda kendimiz hakkında bilgi vermeyi unutmayın. Thank you. Goodbye.